يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله helal et. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ben gidiyorum. Ya dur hele Cemşir ağa, sen nereye gidiyorsun? Hamza sana ne dedi? Gelmeyeceksin demedi mi? Şimdi oraya gidip çocuğu perişan mı etmek istiyorsun? O zaman bana bir şey söyleyin, onu yapayım. Ben böyle oturamıyorum. Oturamıyorum. Dua et Cemşir ağa. Hepimiz dua edik. Elden başka bir şey gelmiyor ki ne? Hamza!
kalktı mı? Hanımım şey... Ne var Gülzar? Zehra Hanım zabana finallaştı. Ne? Doktor çağırdık, şimdi yanında. Bir şey söylemediniz değil mi Gülzar? Yok, yok, hiçbir şey demedik. Ana! Anacığım. Nesi var? Tansiyonu çok yüksek. Bayılmış. İğne yaptım. Birazdan kendine gelir. Yüksek tansiyon tehlikeli olabilir. İstirahat etmesi lazım. Onu heyecanlandıracak. Üzücü şeylerden de uzak durmalı. Tamam, teşekkürler. Baş dönmesi artarsa hastaneye götürün. Ana. Oğlum Edim. Fena bir şey olmadı değil mi? Anacığım. Sen yine kabus gördün herhalde. Çok korkuttun bizi. Ne oldu ki? Ne kadar zamandır yatıyorum ben böyle? Sabahtan beri. Allah korumuş seni. Başını falan çarpmamışsın. Sabahleyin. Boğazım düğümlendi. Soğuk alamadım böyle. Az biraz su içeceğim dedim. Sonra ne oldu hiç bilmiyorum. Tansiyonun çıkmış işte. Doktor yatsın dedi. İstirahat etmen lazımmış. Güllü. Bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Abin iyi değil mi kızım? Anacığım bir şey olsa söylemez miyim sana? Bak senin asabın çok bozuldu. Kurban olayım. Hadi yat dinlen biraz. Tamam mı? Heh. Hanımım, Pakize ile Hacer Hanım geldiler. Tamam Gülizar. Sen anamı kaydet ol Gülizar. Zehra teyze nasıl? Sabah hastalandı. Yatıyor şimdi. Ben bir baş sağlığı dileyecektim. Çıkıp görsem onu. Yok olmaz. Anam iyi değil. Güllü yoksa sen? Söylemedim daha. Nasıl söyleyeyim Pakize? Bir sıkımlık canı var zaten. İyi de Güllü. Cenaze kalkacak birazdan. Belki gitmek isterdi. Yok olmaz Pakize. Kaldıramaz anam. Haberi yokken bile ayakta zor duruyor. Nasıl söyleyeyim? Bana laf düşmez ama saklamakla hiç iyi etmiyorsunuz. Sonra daha beter üzülür garip. Hacer Hanım, tenekedekilere de söyle. Kimse anamı ziyarete gelmesin. İyileşene kadar söylemeyeceğim. Tamam mı? Güllü, bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ ol Pakize. İyi. O vakit ben mahalleye gideyim de bir helva kavurayım. Pakize. Gözümün önünde hastalar Pakize. Sen meydana mı gittin? Hamza bana mektup yazmış. Onu affetmemi istemiş. Dayanamadım. Gittim. Hakkımı helal ediyorum dedim. Gözümün önünde hastalar bak bize. Bir dakika önce canlıydı. Sonra gitti. Gözleri cam gibi oldu. Öylece bana baktı, bedeni sallandı. Sanki bomboş gibi. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sen kuvvetli olmalısın. Sen kuvvetli olacaksın ki anana babana sahip çıkasın. Bu vakittir öfkeliydim. Ölsün istiyordum. Ama sonra dayanamadım işte. Dim kesildi sanki.
O benim abim Bakize. En son beni gördü gözleri. En son bana baktı. Sanki teşekkür eder gibi. Sen vazifeni yapmışsın. Onu affetmekle büyüklük ettin. Seni yaptığını kim yapardı ki? Ne var Ramazan? Yok bir şey anne. Ya Gülüşler! Aynen. Ya sen nasıl bir dene bir insansın? Allah'ını seversen konuş ya. Ha? Hafızı sahte beşli gibi bozuyun. Ha? Ya hiç kalp kırmaya değer mi kardeşim? Ne oldu, rahat ettin mi? Mutlu oldun mu? Hı? Başın göğe erdi mi ha? Ramazan, sakin ol biraz. Ne var? Ne oluyor burada? Nedir derdiniz? Tamam kardeşim, biz bir mallık yapmış olabiliriz. Ama biz iyiliğimizden yaptık ne yaptıksa. Sen niye öyle insansızlık ediyorsun kızım ha? Niye? Bitti mi? Bitti. Bağırdın, çağırdın, içini, zehrini tamamen boşalttın mı? Eğer bittiyse şimdi ben konuşayım. Kardeşim, ben size 50 kere dedim. Ha? Şimdi kalkmış bana bağırıyorsun. Laftan anlamıyor musunuz siz ha? Benim kabahatim ne bunda? Hiç kusura kalma Ramazan Efendi, kusura kalma. Sizin yediğiniz haltın hesabını gelip de benden soramazsın sen. Ha? Koskoca adamı kandırırken gelip de bana mı sordunuz? Benim ağzımdan mektupları yazarken gelip de bana mı sordunuz? Ha? Şimdi geçmiş benim karşıma çemkiriyorsun sen. Yürü lan git! Hemen geç, cevap verme bana! Kime çemkireceğim? Ha? Ya bir insan, bir insana böyle laf eder mi ya? Neymiş? Sen benim dengim miymişsin? Bak hele bak, lafa bak. Sen kimsin Gülüzer? Ha? Sen kimsin? Hafız senin dengin değil. Senin gibi 100 denesinin de dengi değil zaten. Hiç merak etme Gülüzer. Ay, bana bak. Ha. Sen ağzını topla. Vallahi erkek demem. Buradan atladığım gibi senin uzamış bıyıklarını yolu veririm ha. Gülüzer sana bir de yüzümüzü koyarım yeri yene ha. Ramazan, ağır ol bakalım. Gülüzer, sen de kendine gel. Burası Dingo'nun ağırı değil. Nedir derdiniz? Emre, ben Dingo'yu bilmem de bazıları bizim içimizde tam ağırlık. Çüş! Çüş! Terbiyesiz, ahlaksız. Yasin ağa, duyursun değil mi nasıl konuştuğunu bunun? Yeter. Hadi gel bakayım. Senden görüşeceğiz ha. Senden görüşeceğiz. Bak yukarıda Allah var. Aha buraya yazıyorum. Sen benim elime düşeceksin. Hadi. Sen bunun hesabını vereceksin Gülüzer. Konuşacağız seninle, tamam mı? Sen de asırı tövbe. Hadi de seninle görüşeceğiz. Senden konuşacağız. Terbiyesiz. Ödümü kopardınız be. Ramazan. Hakikaten gittin mi çiftliğe? Gittim çiftliğe kurban olduğum. Konuştum o adı batasıca Gülüzer'le. Ama hıncımı alamadım ki ne? Alamadım. Ha, bak buraya yazıyorum. Kurban olduğum Allah'a inşallah onu hafıza muhtaç eder. İnşallah. Geçmiş benim karşıma konuşuyor bir de. Şırpıntı. Dellendirdi beni ya. Onun var ya ağzının üstüne bir tane koyacaktım. Yemin ediyorum var ya Yasinem'i tuttu beni. Müştemilattan çıktı yok yine kadının. Beyni güneş almıyor tabi. Gördün değil mi? Gözlerin nasıl belirte belirte bana saydı da döktü. Ay,
Yani bacı, benim yarın hemen bir hoca bulup kurşun döktürmem lazım. Bunlar benim ardımdan ahta ediyorlardır. Allah muhafaza kız. Ama sen de ayıp etmişsin ha Gülizar. Herifle evlenmeyeceksen evlenme. Ne diye gururuyla oynayıp da alay ediyorsun he? Düşman askeri. Ha, eğer sen de onlardan taraf olacaksan... vallahi külahlar senin değişiriz ha. Burada bir hakir gürülün, bir zavallı varsa o da benim yani. Kimsesiz garayım diye etmediklerini bırakmadılar bana ya. Allah muhafaza, bunlar beni yarın öbür gün daha da kaldırırlar ya. Şeytan kulağına kurşun. Deli olma kız, koskoca garayı ne etsinler? Seyare bacı, ben seni bir ana bildim. Ama laflarını biraz seçerek kullan yani. Vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Tamam, kalbin kırılmasın üstüm. Ay herif resmen başıma musallat oldu ya. Tamam. Gencim, güzelim, işveliyim, cilveliyim, alımlıyım. Vallahi güzellik başa bela. Ama herkesleri de bana yükleniyor yani. Ben onlara bin sefer söylemişim, istemiyorum demişim, olmaz demişim. Hafız efendiyle yapamam ben demişim. Şu dünyada bir erkek hafız efendi kalsan yine de olmaz demişim. Erkek kıtlığına kıran gitse yine de olmaz demişim. Ya demişim de demişim de demişim. Demedim mi? Asi şahitsin burada. He şahidim. Şahidim de Gülizar. İçimi kuruttun kız, bir sus. Cemşir, bir rakı içsek mi diyorum? Rakı yok. Yok mu? He, hepsini döktüm. Hamza benim artık içmemi istemiyor. Ben de oğluma söz verdim. Artık içmeyeceğim. Madem Hamza rakı içmeyin diyor, biz de içmeyiz. Böyle burguruya otururuz burada. Senin ne derdin var Reşit? Benim derdim çok büyük kurban. Günlerdir fellik fellik iş arıyorum. Yok. Memlekette iş yok. Benim gibi akıllı, usta bir berber bile iş bulamıyor. E böyle iş olur mu Cemşir? Aslında bana yardım etsen etsen sen edebilin ama... şu Ramazan'la bir konuşsan diyorum. Ben Ramazan'la ne konuşacağım? Ya şimdi Ramazan iş sahibi bir insan. Koskoca meyhanesi var değil mi? E kabak da onu yalnız bıraktı. Belli mi olur? Belki böyle benim gibi becerikli bir yardımcıya ihtiyacı vardır ha? Sen niye konuşmuyorsun Ramazan'la? Ya ben konuştum. Beni dinlemiyor ki. Ama seni dinler. Siz şimdi artık babayla oğul gibi oldunuz. Seni kırmaz. Konuşursun değil mi? Olur. Yarın sabah konuşurum. İyi. Şimdi Hamza rakı içmeyin mi diyor? Hoş geldin Cemşir Efendi. Rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah Cemşir Efendi, ne rahatsızlığı? Geç buyur. Gel buyur kahvaltıya. Yok, sağ ol. Cemşir abi bir çay koyuyor Ramazan. Ben seninle bir şey konuşmaya geldim Ramazan. Hayrola? Bizim Reşit'i biliyorsun. Berberden ayrılmış. He, haberim var. Bu devirde de iş bulmak zor. Bana dedi ki, bana bir aracı ol. Ramazan'la konuş. Onun dükkanı var. Ne iş olursa yaparım dedi. Ben de o yüzden geldim sabah sabah. Cemşir abi, dinle sen şimdi. Benim dükkan zaten sinek avlıyor, biliyor musun? Hani şimdi ben Reşit'e gel desem, sabah neyinden akşama kadar elinden mancmağı sinek avlayacak. Yani başka iş güç yok, anlıyor musun? He, biliyorum da.
çok dertleniyor garip. Hem sana para falan isterdi de yok. Diyor ki para kazanırsak zaten Ramazan benim hakkımı verir diyor. Hem Reşit akıllı adamdır, kurnaz adamdır. Elinden her iş gelir. Hem garibana yardım etmek sevaptır Ramazan. Cemşir. Ne oldu kurban? Konuştun mu Ramazan'la? Hah, konuştum. Ne oldu? Gelsin başlasın, gerisini sonra düşünürüz dedi. Allah! Alloş Cemşir, alloş! Ne oluyor Reşit, ne bağırınıyor? İş buldum Acar, iş buldum. Ne işi buldun ki? Ya dur şimdi sen. Cemşir, Allah var ya, Allah senden bin kere razı olsun kardeşim benim. Gel bir sarıl. Sen onu Ramazan'a söylersin. Ama bana bak, akşam gelsin dedi, geç kalma ha. Ne akşamı ya? Ben şimdi koşar giderim Ramazan'a ya. Gel bir daha sarılayım sana ya. Allah kurban oldum. Hadi, hadi. Neredesin oğlum? Hangi toprağın altında sağladılar seni? Perişan olmuştur şimdi hanım. İnşallah düşüp bayılmamıştır yine bir yerde. Hele önce bir mezarlığa bakalım. Olmadı jandarmaya gideriz. Meraklanma sen. Son bir defa göremedim seni. Haber vermediler. Son bir defa sarılamadım sana. Koklayamadım o mis kokunu. Bak, süvetlerini getirdim sana. Soğuksun şimdi o toprağın altı. Üşürsün. Bana söz verdiydin. Ne dedin ki? Anacığım, bir daha her çıkarmam dediydin. Çıkartma kurban oldum. Çıkartma kuzum. Çıkarma oğlum. Senin daha ne kadar açık canın var ki?
Bak Kemal. 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 Anamı bulmamız lazım. Sen arabada bekle Gül. Tamam. Kemal, işte orada. Ana! Kemal! Kemal, koş! Buyur hanım. Sağ ol Kemal. Anana mukayyet ol Güllü. Babama haber verir misin? Çok merak etmiştir şimdi. Tamam. Ana. Böyle öğrenmeni istemezdim. Lakin sana bir şey olur diye korktum. Ana. Bir şey söyle ne olur. İçine atma. Kızgınsın biliyorum. Ama inan senin iyiliğin için. Artık burada kalmak istemiyorum. Köye gideceğim. Hamzam orada doğdu. Orada büyüdü. Orayı çok severdi. Şehre göçeceğimiz vakit. Ana. Dedi. Hep burada kalsam olmaz mı?
Hamzam şeytana uymazdı. Hüşer bozdu yavrumu. Gülü çobanlığı yapardı. Evimiz bulup evlenirdi. Boy boy memeleri olurdu. Kendi ağrını yaşar giderdi. Gideceğim ben. Köye. Köye yolla. Olmaz öyle şey. Anca beraber kanca beraber. Yok. Öyle değil artık. Ben size bir şey diyeyim mi? Artık bu kadın iflah olmaz. Görmediniz mi ya? Gözünün feri kaçmış. Sanki kan çekilmiş olduğu gibi suratından. Ha. Bir de bulunamayaydı ha? Aba tövbeler olsun yazma. Vallahi hanım beni kıtır kıtır doğurardı da itlerin önüne atardı yemin ediyorum size. Yasina. Buyurun hanımım. Halide bir daha asla bu çiftliğe girmeyecek. Anlaşıldı mı? Asla. Anlaşıldı hanımım. Arabayı hazırla. Yarın annemi köye götüreceksin. Bağışsın hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.